Merhaba. Ne görüyorsunuz şu anda? Neler var burada? Bir sürü hayvanlar var mı? Var değil mi? Bir de ne var? Bu ne? Hayvan değil herhalde, değil mi bu? Bu bir bitki, değil mi? Peki bunlar ne? Bunlar da insan, değil mi? Merhaba, ben bir askerim. Beni tanıdınız mı? Evet, sizi ve vatanımı düşmanlara karşı koruyorum. Merhaba, ben de komando. Asker. Hepinizi koruyorum. Rahat olun. Hepinizi seviyoruz çocuklar. Evet, bu gösterdiğim her şey birer canlı, değil mi? Neler var canlılar? Bitkiler var, hayvanlar var, insanlar var. Peki biz doğayı düşünelim. İnsanları çıkaralım, doğayı düşünelim. Doğada hayat var mı? Var, değil mi? Bunların hepsi birer ne? Canlı. Peki bunlar canlılığını sürdürebilmek için neye ihtiyaç duyuyorlar? Biz güneşe ihtiyaç duyuyor muyuz? Duyuyoruz, değil mi? Güneş olmasa nasıl ısınacağız? En basiti, değil mi? Nasıl büyüyüp gelişeceğiz? Güneşte müthiş bir D vitamini var. Bizim büyüyüp gelişmemiz için, aklımızın çalışması için gerekli olan D vitamini kimden geliyor? Güneşten geliyor, değil mi? Peki suya ihtiyaçları var mı? Var, değil mi? Peki, oh, hayvanlar da bizim gibi nefes alıyor mu sizce? Tabii ki alıyor. Öğretmenim, balıklar nefes mi alırmış? Tabii ki alıyor. Onlar da bu solungaçları var ya, yüzgeçleri. Bunlarla yüzerken şurada da solungaçlar var bakın. İşte bu solungaçlarla nefes alıyorlar. Onların burnu yok. Bakalım burnu var mı? Ben göremiyorum. Onlar da şurada gördüğünüz solungaçlarla böyle açılıp kapanıyor yanlarda. İşte onlarla nefes alıyorlar aslında. Nasıl yani nefes alıyor öğretmenim? Denizin içindeler. Hava gibi değil ki, hava almıyor. Olur mu? Denizin içinde de ne var biliyor musunuz? Size sır vereyim. Oksijen var. Biz nasıl havadan oksijeni alıyoruz? Onlar da suyun içinden alıyorlar. Bu kadar basit. Yani hayvanların da suya, havaya, güneşe ihtiyaçları varmış. Peki toprağa ihtiyaçları var mı? Köstebekler mesela toprak olmasa nasıl yaşayacaklar, değil mi? Evlerini oraya kuruyorlar, kazıyorlar toprağa. Bitkiler de aynı şekilde. Örneğin bu bitkiye ben hiç güneş vermesem, kapalı bir yerde tutsam, kapkaranlık, hiç ışık almasa, güneş almasa büyür mü? Büyümez. Peki bir kutunun içine kapatsam cam böyle, güneş alsa, suyunu da versem ama hiç hava vermesem içine yaşayabilir mi? Yine yaşayamaz. Peki sulamasam yaşar mı? Evinizde saksılara mutlaka saksıda çiçek falan vardır veya bahçede çiçekler görmüşsünüzdür. Veya ağaçlar hiç yağmur yağmasa veya sulamasak fidanları olabilir mi acaba, büyüyebilirler mi? Solarlar giderler ölürler, değil mi? Demek ki onların da suya, havaya, güneşe ve tabii ki neye? Toprağa ihtiyaçları var. Çünkü besinlerini nereden alıyorlar bunlar? Topraktan alıyorlar. Suyla beraber topraktan alıyorlar besinlerini, değil mi? Bizim gibi herhalde bitkiler evlerinde yemek pişirmiyorlar, değil mi? Topraktan kendi kendilerine alıyorlar. Demek ki bütün canlıların bunlara ihtiyacı varmış. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için mutlaka toprağa, bakın toprakta tohumu ektik. Ne oluyor? Bu topraktan beslenmeye başlıyor. Ne yaptık? Suladık, değil mi? Suyun vitamin minerallerini aldı. Madensel tuzları aldı sudan. Ve daha sonra güneşle yavaş yavaş filizlenmeye başladı. Filiz toprağın dışına çıkıyor ve güneş güzelce etki ediyor, ona geliyor. Tabii aynı zamanda havada, toprağın içinde de hava var. Toprak katı madde mi böyle bu kadar? Hani tahta gibi hiç gözeneği veya demir gibi diyelim, hiç içinde gözeneği yok mu? Toprağın içinde boşluklar var, değil mi? Boşluklar olmasa suladığınızda nasıl içinde ilerleyecek? İlerleyemez. O boşluklar sayesinde su ilerliyor toprakta. O bitkinin ileride köklenecek, böyle köklerine gidiyor sular. Köklerinden alıyorlar vitaminleri, mineralleri, değil mi?
Su da sonuçta yaprağından almıyor. Su nereye düşüyor? Toprağa düşüyor. Orada köklerinden suyu da alıyor. Topraktaki besinleri de alıyor ve büyüyor, büyüyor, ağaç oluyor. Daha sonra yapraklarına vitaminlerini, minerallerini yolluyor böyle falan. Böyle döngü devam ediyor. Anlaştık mı? Peki bitkileri beslemek için yemek mi yapıp götürüyoruz onlara? Ne yapıyorlar onlar? Kendi kendilerine kökleriyle topraktan alıyorlar, suyu alıyorlar. Çeşitli mineralleri ne oluyor? Kendi kendilerine beslenmiş oluyorlar, değil mi? Kendi havalarını da kendileri sağlıyorlar aslında, biliyor musunuz? Örneğin bitkiler, hatta yeşil yapraklı bitkiler diyelim. Geceleyin nefes alıp veriyorlar, tabii burunlarında değil, onların da üzerinde gözenekler var. Onlarla gece alıyorlar havadan. Havada çeşitli oksijen, karbondioksit, böyle çeşitli gazlar var ya havada, biz de alıyoruz mesela. Biz neyi alıyoruz? Oksijeni alıyoruz. Onlar da gece oksijeni alıp karbondioksiti dışarı veriyorlar. Fakat güneş çıktığında o dışarıdaki bütün karbondioksiti alıyorlar. Kendi verdikleri karbondioksitleri de alıyorlar içine. Bizim verdiğimiz karbondioksitleri de alıyorlar içine. Ve dışarıya ne veriyorlar? En bize lazım olan oksijeni veriyorlar. Hem kendi besinlerini üretiyorlar, bir de bize besin gibi bir şey yapmış oluyorlar. Hayatımızı devam ettirmemizi sağlıyorlar. Harika, bu bitkileri çok seviyoruz. Ağaçlar değil mi? Ne kadar önemli bizim için. Peki hayvanlar da insanlar gibi sonuçta enerji ihtiyaçları. Bitkiler koşup oynamıyor ama hayvanlar hareket ediyorlar, değil mi? Daha fazla enerji harcıyorlar bitkilerden hayvanlar. İnsanlar gibi onlar da çok enerji harcıyorlar. Örneğin şöyle bir bakalım. Tanıdınız mı hayvanı? Çita, değil mi? Çita nasıl hızlı koşuyor böyle? Enerjisi olmasa koşabilir mi? Koşamaz. Bu enerjiyi nereden sağlayacak? Tabii ki sudan, havadan, besinden, değil mi? Yediği şeylerden sağlayacak. Peki onları nereden karşılıyor? Biz mi götürüyoruz, yemek veriyoruz? Hayır. Onlar da doğada birbirlerini avlayarak döngü halinde besleniyorlar. Peki size böyle değişik faydalı bilgiler söyleyeceğim. Anlaştık mı? Bunları arkadaşlarınıza, ailenize, komşunuza, bir tanıdıklarınıza öğretebilirsiniz. Size genel kültür olsun. Tamam mı? Biliyor musunuz deyin. Bir ağaç yılda tam 700 kilogram toz emer. Şok olacak herkes. 700 kilogram ne demek biliyor musunuz? Bir tona yakın neredeyse. 700 kilogram. Düşünün, siz kaç kilosunuz? İşte 30 kilosunuz, 20 kilosunuz, değil mi? 700 kilogram sizin kaç katınız, düşünün. O kadar kat toz. Bu ne kadar yer kaplar, hayal bile edemiyorum yani. O kadar büyük ki. Yılda o kadar tozu yok ediyor ağaç. Düşünün. Demek ki bu alerjiler, hastalıklar neden çıkıyor? Yeşillik olmadığı için, ağaç olmadığı için yeterince çıkıyor meydana. Çünkü yeterince ağaç olsa havadaki bu kadar tozu emeceği için havada bu pis tozlar kalmaz, değil mi? İnsanlar da oh rahat rahat nefes alırlar, hasta olmazlar, alerji olmazlar. Evet. Ne yapıyorlar aynı zamanda bitkiler? Havadaki zararlı maddeleri temizliyorlar. Az önce ne demiştim? Havada örneğin karbondioksit bizim için çok zararlı bir madde, değil mi? Biz vücudumuz o karbondioksiti atıyor dışarıya. Havadan alıyor gazları, oksijenini, karbondioksitini ayırıyor, oksijenini kendine alıyor, karbondioksiti hop atıyor. İşte bunu kim temizliyor? Bitkiler temizliyor. O karbondioksit alıp oksijene dönüştürüyorlar ve bize veriyorlar. Ay ne kadar tatlılar. Peki bitki kökleri ne dedik az önce? Toprağa büyüdükçe büyüdükçe kökleri yayılıyordu, hatırladınız mı? Bir ağaç ne kadar büyürse kökleri o kadar uzar uzar, toprağın derinliklerine iner, daha da devam eder, geniş alana yayılır ve böylece ne olur? Daha çok toprakta yer kaplar ve ne yapar? Toprak kaymasını önler. Daha geniş alan kaplayacağı için toprağı tutar o kökler. Toprak kayması var ya, böyle tehlikeli bir doğal afet.
bir sürü can ve mal kayıplarına sebep oluyor. Örneğin erozyon. Değil mi? Böyle kayıp gidiyor, her şeyi silip süpürüyor. Bunu kim önlüyor? İşte ağaç kökleri, bitki kökleri önlüyor. Toprağı tuttuğu için kaydırmıyor. Canım ağaçlarım, canım bitkilerim. Mesela çok sel oldu, çok yağmur yağdı, 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 yağdı. Nereye gidecek bu kadar sular? Kanalizasyonlara sığmaz ki bu kadar sular. İşte bitkiler ne yapacak? Kökleriyle o suları emecek, emecek ve sel olmayacak. Selin oluşmasını önleyecek. Yani doğal afete engel olacak. Düşünebiliyor musunuz ne kadar faydalı? Ağaçlar insanlara ve diğer canlılara yuva oluşturur diyor. Yani örneğin bir sürü böcek ağaçta yuva yapabilir. Örneğin sincaplar ağaçta yuva yapabilir. Bazı kuşlar ne yapıyorlar? Küçük küçük parça parça ağaçlardan o minik dalları taşıyorlar. Yuva yapıyorlar, değil mi? Orada yaşıyorlar. Yoksa nerede yaşayacaklar? Bütün kuşları biz ev yapabiliyor muyuz? Yuva yapabiliyor muyuz? Değil mi? Evet. Bugünlük bu bilgimiz de bu kadar. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.